Tabii bu araştırılması gereken bir şey. Böyle hemen yanıt vermek çok güç. Ama sizin siyasi tecrübenizle söylüyor. Ben de doğrusu farklı beklenti içindeydim. Ben seçimlerin ikinci tura kalacağını tahmin ediyordum. Hı hı. Ama birinci turu Kemal Bey'in birinci olarak bitireceğini ve ikinci tura öyle geçeceğimizi düşünüyordum. Benim tahminim de çıkmadı. Çoğumuzun tahmininin çıkmadığı gibi. Ben de kestiremedim. Öyle çıkmadı. Belki hemen aklıma geleni söyleyeyim. Eksik bıraktığımız şey Millet İttifakı'nı yeterince güçlü kılamadık. Millet İttifakı'nı yeterince güçlü kılamadık. Ne anlamda? Yani dostlarımız vardı ama akrabalarımızın tümü yoktu. Daha geniş bir birliktelik olabilmeliydi. O sağlanamadı. Sağlanması için girişimlerde bulunuldu ama sonuç elde edilemedi. Zaten birkaç puanın tartışmasını yapıyoruz. Birkaç puan ileride Sayın Erdoğan. Eğer böyle bir daha geniş bir birliktelik sağlanabilmiş olsaydı bu birkaç puan kapatılabilirdi. Ben örneğin Sinan Oğan'ın %5,5 dolaylarında olan oyunun önemli bölümünün Sayın Muharrem İnce'ye destek veren kesimden gitmiş olabileceğini düşünüyorum. Akrabalarımız derken Muharrem İnce'den mi bahsediyorsunuz? Yakın akrabalarımız var, uzak akrabalarımız var. Yani örneğin Doğru Parti'nin de Sayın Serdaroğlu'nun partisinin de burada olabilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Hatta DSP'nin hiç olmazsa burada yer alması için çekilmesi gerekirdi. Önce onlarla bir görüşme yapılması gerekirdi diye düşünüyordum. Sanki bunlar eksik geliyor. Eğer bunlar olsaydı sanki bu birkaç puanlık farkı kapatırdık diye düşünüyorum. Puan olarak değil de acaba biraz... DSP dediğiniz için soruyorum. Muharrem İnce açısından sormuyorum. Orada bir puan var çünkü. Ama DSP açısından baktığınızda getirisi olan bir oy oranına sahip değil. Evet, ama değil. Onun mesela Cumhur İttifakı değil de Millet İttifakı'nda olmasının başka bir getirisi mi olurdu? Yani birlikteliğin aritmetik olarak tanımlanamayacak bir getirisinin olacağını düşünmüşümdür. Ben bu birlikteliklerde işin aritmetik yönünü çok fazla önemsemiyorum. Kamuoyuna verilen mesajın önemli olduğunu düşünüyorum. Kamuoyunda herkesin içinde yer aldığı bir birliktelik daha değerli, daha önemli, daha güçlü bir birliktelik olarak değerlendirilmektedir, değerlendirilecektir. Öyle düşünüyordum. Zaten sonuçta bizim listemizde yer alan Demokrat Parti'nin, Geleceğin, Deva'nın ve Saadet'in oylarının öyle çok yüksek olmadığı da görüldü. Aslında tam olarak ölçmek olanaklı değil. Çünkü bir harmanlanmış bir listeyle seçime girildi ama... Ama oylarının çok üzerinde mecliste yer bulduklarını oyların çok üzerinde mecliste yer buldular. Hatta bu partinin içinde de bazı duyarlılıklar yaratmıştı. Ama bunlar olmalıydı. Bunların yanı sıra biraz önce dediğim gibi bunlar dostlarımız. Sayın Kılıçdaroğlu dostlarımız olarak adlandırıyordu. Dostlarımızın yanı sıra akrabalarımız da, yakın uzak akrabalarımız da olabilmeliydi düşüncesindeyim. Aritmetik değerini tekrarlıyorum. Önemsemeksizin bunu söylüyorum. Bu bir ölçüde etkili oldu diye düşünüyorum. Bir başka şey, halkımızın beka sorununu ve istikrar konusunu çok önemsediğini düşünüyorum. Yani tabii ki önemli, istikrar da önemli, tabii ki beka da çok önemli. Ama bekayı insan haklarında, hukuk devletinde aramak yerine seçmenlerimizin önemli bölümü işte sınır güvenliğinde, Suriye'deki operasyonlarda, Libya'daki müdahalelerde değerlendirmekteler. Yani güvenlik ile beka neredeyse özdeş sözcükler olarak kullanılıyor. Belki bunların da etkisi olabilirdi. Bunun dikkate almak gerek.